Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden gerçekleştirdiğimiz Sağlık Kulübü'nden herkese merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta kalp ve damar cerrahisini ele alıyoruz. Son yıllarda kalp ve damar hastalıklarının görülme sıklığı gittikçe arttı. Hatta ülkemizde her yıl 200 bine yakın vatandaşımız kalp ve damar hastalıklarından dolayı hayatını kaybediyor. 2020'ye gelindiğinde ise bu rakamın yaşlılığın artmasıyla beraber, yaşlı oranının artmasıyla beraber 400 bine yaklaşacağı tahmin ediliyor, öngörülüyor. Biz de bu hafta sıcaklıkların artmasıyla beraber kalbimize nasıl bakıyoruz, neler yapmalıyız, hangi tedavi yöntemleri son yıllarda popüler hale geldi, bunları konuşacağız ve konuğumuzsa çok değerli bir isim. Yapay kalp ameliyatlarında Türkiye'nin önde gelen ilk ismi diyebiliriz. Evet, değerli bilim insanı, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Süha Küçükaksu. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam yapay kalp dedik ama siz aynı zamanda kalp nakillerinde öyle başarılı ameliyatlar yaptınız ki ve sayısız bu başarılı ameliyatlar sayesinde pek çok hastanız hayata tutundu ve aileleri de gerçekten gülümser oldular. Hayata onlarla birlikte pozitif bakmaya başladılar. Bu da sizin sayenizde. Ama bir de rakamlar var. Bu rakamlara göre de gittikçe kalp ve damar hastalıklarında bir artış söz konusu. Neden bu böyle oluyor? Biz kalbimize iyi bakmıyor muyuz? Yani aslında çok güzel, kalbimize iyi bakmıyor muyuz? Doğru, evet, kalbimize iyi baksak zaten hala dünyada ve Türkiye'de kalp ve damar hastalıkları en çok ölüm nedenlerinin bir numarası olmaz. Kalbimize özen göstermiyoruz ve arabamıza özen gösteriyoruz, onu periyodik bakımlara götürüyoruz ama kalbimizi maalesef periyodik bakımlara götürmüyoruz, önemsemiyoruz. Halbuki kalp canlılığını hissettiren en önemli ve tek organımız. Yani elinizi göğsünüzün üzerine koyduğunuz zaman onun canlılığını hissedebilirsiniz. Ve eğer onun dilinden, onun konuşmasından anlarsanız size hastalıklarını, problemlerini çok iyi bir şekilde anlatmaktadır. Dakikada 60-70'den hesapladığınızda bir 75 yıllık bir ömürde 3 milyar kez atan bir kas organı ne kadar yorgunluğa dirençli olsa da dışarıdan etkilemeler, bombardımanlar, sigara gibi toksinler o güzelim kası, kas dokusunu, kas organı bozmakta ve hastanın hayatiyetine giden yol başlamakta. Türkiye'de de artık biz eskiden 60 yaşın üstünü yüksek riskli insan derdik. Şimdi 80'ler çok rahat ameliyat ettiğimiz, kalp ameliyatı yaptığımız yaş oldu. Bunun dışında beslenme şekillerinin değişmesi, insanların teknoloji nedeniyle immobil hale gelmesi, obezite çok önemli ve Türkiye'de her üç insandan birinde neredeyse var olacak derecede sıklaşan belli bölgelerde hipertansiyon ve tuz tüketiminin çok artması. Bunlar en önemli başlıca nedenler. Tabii şeker hastalığını unutmamak lazım. Tip 2 şeker hastalığı oranlarının giderek toplumda ve dünyada çok yaygın hale gelmesi. Neticede bütün damarların etkilenmesi yanında kalbin ön planda etkilenmesiyle insanlar hayatlarını kaybetmektedirler. Kalp ameliyatlarında yeni yaklaşımlar var. Artık neştersiz ameliyatlar var. Nasıl bir tedavi yöntemi uyguluyorsunuz? Yeni yöntemler nelerdir? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Kalp damar cerrahisi cerrahi branşları içerisinde ve tıp içerisinde en agresif, en invazif bir cerrahi bölümüdür. Çünkü bir insanın kalbini durduruyorsunuz, akciğerini durduruyorsunuz ve dakikalarca bazen saatlerce bu böyle kalıyor. Halbuki bir insanın kalbini durdurduğunuz zaman 4-5 dakika içinde insan ölür. Dolayısıyla yapay bir dolaşımla siz kalbi durdurup orada işlemler yapıyorsunuz. Burada iki tane önemli nokta var. Bir tanesi o esnada bütün organlar sağlam halde tutuluyor bu yapay dolaşımla. İki, o süreç boyunca o kalp kasının bir hücresi dahi zedelenmeden tekrar sonra çalışma imkanı buluyor. Bunlar gerçekten büyük buluşlar ve keşiflerle oluşturuldu. Aynı şekilde bu büyük ameliyatları acaba daha kolay nasıl yapabiliriz?
bunun üzerine çok kafalar patlatılmıştır. Tabii ki bunlardan en önemlisi kalbi durdurmadan ameliyatlar yapalım ki Türkiye'de bunu ilk yapan hocalarım Kemal Bayazıt hocamın yanında uzun yıllar bulundum ve bu teknik sayesinde çok sorunlu hastalarımızın böbrek akciğer nedeniyle kalp ameliyatı yapılamayacak hastalarımızın kalp bypasslarını, damarlarının değiştirilmesini bu teknikle yapar hale geldik. Ve rutinde de bugün bypass ameliyatlarımızın diyebilirim ki 1/4'ünde ve hatta bazen 1/3'ünde kalbi durdurmadan bypass ameliyatlarının her çeşidini yapıyoruz. Bu tabii hastaya çok büyük bir konfor oluyor. Ertesi gün hasta odasında çok rahat bir şekilde kendini mobil hale getiriyor. 2-3 gün sonra da evine gönderebiliyoruz hastamızı. Bunun dışında acaba kalbin damarlarını değiştirmek yerine damarların içerisine stent teknolojisiyle bu darlıkları açabilir miyiz? Çok gelişti. Hatta bypass ameliyatıyla mukayese edilebilir hale geldi. Stent uygulamaları, bypass ameliyatları bugün Türkiye'de bildiğim kadarıyla 250'nin üzerinde merkezde bypass ameliyatı toplamda yılda 70-80 bin civarında yapılan bir ameliyat haline geldi. Dolayısıyla daha önce hayatlarını kaybeden bu insanlar bu tedavi metotlarıyla yaşar hale geldiler. Bu teknolojideki gelişmeler kalp içerisindeki kalp kapaklarının ameliyat etmeden değiştirilmesi, aort kapağın TAVI yöntemi dediğimiz yöntemle değiştirme imkanı oldu. Yine mitral kapak dediğimiz sol karıncıkla kulakçık arasındaki mitral kapağında mandallama yöntemi dediğimiz yöntemle oradaki dejeneratif işlemlerin belli hastalarda yine ameliyat etmeden düzeltilmesi imkanları oldu. Küçük kesiler dediğimiz koltuk altından kalp ameliyatlarını yapmak önden klasik yöntemle değil de ya da yine ön taraftan ama kaburgalar arası yöntem dediğimiz yöntemlerle bazı özel aletlerle kalp ameliyatlarını her çeşidini yapar hale geldik. Burada tabii son yıllarda bir cerrah modeli çıktı ortaya. Bu cerrah modeline biz hibrit kardiyovasküler cerrah diyoruz. Yani bir elinde neşter, bisturi, bir elinde ise kateter tutan cerrahlar. Hocam bu hibrit tedavi yöntemini biraz daha açalım. Sanıyorum 2-3 tedavi yöntemini bir araya getirip hasta üzerinde eş zamanlı uyguluyorsunuz. Doğru mu anladık? Evet, evet. Yani aslında teşhis yöntemleriyle bizatihi cerrahi yöntemin bir arada olması. Cerrahi yöntem yanında burada daha çok radyolog ve kardiyolog arkadaşlarımızın kullandığı kateter teknolojilerinde yer alması, 3 işlemin bir arada olması, bir birleştirilmiş, hibritize edilmiş bir ameliyathanenin ortamı söz konusu. Kalp cerrahları, kardiyologlar, invazif radyologlar ve anestezi ekibi yanında cerrahi yardımcı güç hep beraber bir 10 kişi, 15 kişi arasındaki insan görev alarak bu ameliyatları açık kalp ameliyatlarından daha az riskle ve daha kolay, daha süratli bir şekilde yapılma imkanını bulmaya çalışmaktadır. Peki hocam yeni tedavi yöntemlerini de baz alarak Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kalp ve damar cerrahisi ana bilim dalı olarak nasıl bir eğitim öngörüyorsunuz, veriyorsunuz öğrencilerinize? Tabii bizim çok sevgili kurucu dekanımız Sayın Profesör Türker Kılıç hocamızın çizdiği yolda araştırma odaklı bir tıp okuluyuz. Ve bu çok iddialı ve çok güçlü bir logo, motto. Bizim için bu ilk hedef. Dolayısıyla kalp damar cerrahisinde oluşan akademik yapı kalp damar cerrahisi alanında araştırmalar yapmış ve dünyanın bu konudaki perspektifini gören, anlayan ve bunu da öğrencilerine aktararak onlara bu yolda bir perspektif sunmaya çalışan, bunu hedefleyen bir yapıda gelişiyor. Kardiyovasküler cerrahide hekimliğin bir sanat, bilime dayalı bir sanat olduğu ve usta çırak ilişkisi içinde geliştiğini düşünerek en başından itibaren mentorluk yaparak her öğrencinin bugün fakültemizde bir öğretim üyesinin birden fazla mentoru var. Mentorluk yaparak onların sadece kardiyovasküler cerrahi alanı değil tüm branşlarda da elimizden geldiği kadar
bu yönlere girmeleri konusunda destek olmaya çalışıyoruz. Burada kardiyovasküler cerrahi olarak bizim en önemli noktamız hasta, özellikle hasta ameliyathanelerinde veya yoğun bakımlarında hasta takipleri ve işlemler konusunda öğrencilerin çok iyi gözlem yapma imkanlarını sunmak. Onların bu gözleminden çıkan soruları yanıtlayarak daha ilk yıllardan itibaren kardiyovasküler cerrahi gibi tıbbın en uç noktasında uğraşan bir branşı algılayabilmelerini sağlamak. Burada kısa bir ara verelim. Muhabir arkadaşımız dersinize girdi. O haberimizi izleyelim. Daha sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Profesör Doktor Süha Küçükaksu'nun dersine girdik. Hocamız dersinde öğrencilerine yapay kalp sistemini anlatıyor. Durumu stabilize ettik, hastayı kurtardık. Şimdilik ardından kateter laboratuvarına. İşte akut kardiyojen şokta kullanılan bu cihazda da geçici yapay kalp sistemi diyoruz. Çok etkili bir sistem. Ama şu sistem 2001 yılında benim Türkiye'ye getirdiğim bir sistem. Ve bu şu anda Türkiye'de herhalde 1000'e yakın insanla kullanıldı. Ben de bunun 30-40'ını kullandım. Şuradan kanı aortaya pompalıyor. Bu çok önemli bir sistem. Ama bunda ise siz de elinizi alın, şey yapın. Burada ise bizatı kan, burada gördüğünüz gibi tıpkı bir ventrikülü taklit ediyorsunuz. Aynı bakın. Bu şekilde kalp yetersizliğini, tedavisini bu cihazlarla yapacağız. Aklınıza başka bir cihaz geliyorsa onu da siz bulacaksınız. Peki öğrenciler ileride kalp doktoru olmayı istiyorlar mı? Gelin öğrenelim. İleride kalp doktoru olmak ister misin? Evet, ileride kalp doktoru olmak istediğim bir olasılıklardan biri. Çünkü kalp ve diğer organlarımız, özellikle beni ilgilendiren şey, tutkulu olduğum şey organ nakli. Bu kalp nakli de beni çok ilgimi çekiyor. İleride bu konuda araştırmalar yapmak istiyorum ve insanlara ve bilime yardımcı olmak istiyorum. Kalp doktoru olmayı çok isterim. Süha Hoca'yla da girdiğim ameliyattan sonra fark ettim ki kalp insan vücudu için, işleyiş için çok önemli bir organ. Daha sonra buradaki son gelişmeleri de takip ettiğimizde de zaten gelişecek bir alan olduğunu görüyorum. Bu yüzden de devam etmek isterim. Hocam, öğrencileriniz için büyük şans, büyük deneyim, öyle değil mi? Tabii biz bu dönemleri görmedik, haklısınız. Hakikaten Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, hani öğretim üyesi olarak bizler şanslıyız böyle çok seçilmiş, çok üst düzey öğrencilerle birlikte olmaktan. Onların da şanslı olduklarını düşünüyorum. Bu imkanları üniversitemizin onlara sağlaması vesilesiyle. İnşallah bunun önümüzdeki yıllarda çok iyi bir şekilde tıpta, Türk tıbbında ve dünya tıbbında bu katkılar ortaya çıktıkça bunun semeresini göreceğiz diye düşünüyorum. İnşallah hocam, gerçekten çok önemli. Şimdi gelelim hocam, siz gerçekten Türkiye'de yapay kalp ameliyatı denildiğinde akla gelen ilk isimsiniz. Hemen yapay kalp ameliyatı nasıl oluyor? Herkese uygulanır mı? Ve bunun süresi nedir? Ve bundan sonrasında hastanın hayatına devam etmesi nasıl oluyor? Biraz bize bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii. Bütün organları etkileyen son evre kalp yetersizliği, end stage heart failure dediğimiz bir noktaya geldiği zaman biz kalbe yapay kalp veya kalp nakli tedavilerini düşünüyoruz. Öncelikle bunu vurgulamak isterim. Türkiye'de diyebilirim ki yılda 1000-1500 civarında kişiyi biz kalp yetersizliği nedeniyle kaybediyoruz. Dolayısıyla oranlara baktığınız zaman
kalp nakli ile kalp nakli bekleyen hastaların maksimum %7-8'ine, bilemediniz 10'una en iyi organize programlarda karşılık verebiliyorsunuz. Artı kalp nakli öyle çok da kolay, masum, ölüm oranları son derece düşük bir olay değil. Bu amaçla, bu temel mentalitelerle yola çıkıldığında yapay kalbin ne kadar daha geniş insan kitlesine, çünkü elinizin altında hazır. Evet, bugün beklemiyorsunuz. Bir kalp naklini bugün Amerika'da 6 aydan önce bulamazsınız. Bugün Türkiye'de ortalama 1 yıl, 1,5 yıl kim kalırsa hayatta. Dolayısıyla yapay kalp ise burada duruyor. Bugün yapay kalp pompalarıyla, minyatür yapay kalp pompalarıyla kalp naklinin ilk 2 yıllık, 3 yıllık sonuçları eşit. Süper. Süper, hakikaten süper. Değişen teknoloji, yenilen teknolojiyle bugün 10 yıldır yapay kalp pompasıyla yaşayan hastalarımız var. Yapay kalp dediğimiz şey, bir tanesi total yapay kalp. Çok az insanda kullanılma gereği olan bir durum. Yani kalbin tamamıyla çıkarıldığı, birebir onu taklit eden bir sistem. Burada kalbin hem sol tarafı, ana merkez, hem de sağ tarafın tam bir iflası söz konusu. Yani bu kalbe küçük bir makine takmak, bir pompa takmanın mümkün olamadığı durumlarda biz total yapay kalp takıyoruz. Ve o şekilde hastanın yıllar yılı hayatını sürdürmesi mümkün. Bugün 5 yılını, 6 yılını total yapay kalple doldurmuş hastalar var. Benim Türkiye'de en uzun yaşayan hasta ve ilk yaşayan hasta bana aittir. Ve bu hastamız 3 yıl bu sistemle sorunsuz hayatını sürdürmüştü. Kalp pilleri aslında kardiyo ventricular assist device'lar, o bize bahsettiğim küçük motorlar. Bunları çoğunlukla kullanmaya başladık ve bu sayede hastalar sadece göbeklerinin yan tarafından çıkan bir elektrik kablosu sayesinde bir iki cep telefonu büyüklüğünde kemerlerine monte edilmiş bir sisteme bağlantısı yapılmış, otomatik bir sessiz bir sistemle hayatlarını sürdürebiliyor. Bu insanlar yoğun bakımda, makineler altında ölümü beklerken böyle bir ameliyat sonrasında bir hafta sonra serviste, koridorda yürür hale geliyorlar. Ciltten enerji transfer eden sistem oluşturuldu. Tıpkı Bluetooth gibi telefonlarımızdaki. Çok yakın zamanda Bluetooth sistemiyle de yapay kalpli hastaların dışarıda bir enerji ünitesi olmadan ortamdaki Wi-Fi ile şarj edilebilen o tarz sistemlerle yapılar oluşturuluyor. Hocam müjdesini bunların müjdesini verebilirim. Hakikaten yapay kalp, minyatür yapay kalpler kateterle takılır boyuta getiriliyor. Bir kurşun kalemin silgi bölümü vardır ya arkasında. O boyutlara indirilen, dakikada 40 bin devir yapabilen impeller teknolojiler oluşturuldu. Bunlar sayesinde kalp yetersizliğine yönelik çok büyük gelişmeler var. Hocam, sıcaklar geldi, bir bakıma kalbimizde rahatsız edecek durumlar da söz konusu. Vatandaşa sordu, kalbinize nasıl bakıyorsunuz özellikle sıcaklarda? Böyle bir paketimiz var, haber paketimiz. Onu izleyelim, sonra üzerinde konuşalım. Güneşlenirken, balık tutarken, tempolu yürüyüş yaparken, günlük hayatta bu aktiviteleri yaparken kalbinizi hiç düşündünüz mü? Kalbinizi nasıl koruyorsunuz? İşte yanıtları. Sporla uğraşıyorum, boks yapıyorum, yediklerime çok dikkat ediyorum. Kendimi böyle stres yapıcı şeylerden fazlasıyla uzak tutup onlara adapte olmaya çalışıyorum. Kalbimi sağlıklı beslenerek koruyorum, başka bir şey yapmıyorum. Aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durmaya çalışıyorum. Peki sıcaklarla birlikte kalbinizle ilgili herhangi bir sorun yaşıyor musunuz? Ya güneşin anında çıktığımızda, gündüz tam öğle vaktinde çıktığımızda tabii çarpıntılar oluyor. Kilom fazla olduğu için biraz sorun yaşıyorum, nefes almakta zorlanıyorum. O yüzden dolayı sporu biraz daha ön plana çıkarmak istiyorum. Sıcak saatlerde, güneşin dik olduğu saatlerde dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Suyuma dikkat ediyorum. Sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum. Spor yapmaya çalışıyorum. Peki vatandaş nelere dikkat etmeli? Bu sıcaklarda kendini nasıl korumalı? Bizim daha önemli addedeceğimiz noktalar
Bilhassa aşırı sıcakların insan vücudunda yaptığı dehidratasyonlar, susuz kalmaların yarattığı sorunlar. Tansiyon ilacı kullanan, tansiyonu olan hastaların aşırı sıcaklarda mümkün olduğu kadar kendilerini serinletici metotlarla rahatlamaya çalışmaları veya bu sıcaklarda bulunmamaya gayret etmeleri lazım. Giysilerine çok önem vermeleri lazım. Yani onların terlemesini rahatlatıcı giysiler, terlemesini arttırıcı giysilerden kaçınmalarına önem vermeleri lazım ki sıvı kayıpları minimalize olsun. Sıvı şeylerin çok tüketilmesini mutlaka tavsiye ettiğimiz gibi daha çok hazmı kolaylaştıran bitkisel şeylerin önemi var. Kalp ve damar hastalığına sahip kişilerin benim şahsi tavsiyem hani böyle kendilerini denizde çok denememeleri. Yüzmek ciddi bir efordur. Bilhassa yemeklerden sonra belli bir dinlenmeden sonra uzun mesafeli yüzmeler yapılmasını tavsiye ederim. Güneşin bilhassa dik olduğu ortamlarda yani saat 12 gibi düzeylerde dışarıda olmamalarını tavsiye edebilirim. Öğleden sonraki daha seyrek saatlerde olması önemli. Peki hocam, programımızın sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tıp evrensel ve bilime dayalı bir sanat ve bunu gerçekleştiren kişilerin de özellikle öğrenci yetiştirme konusu çok özel bir konu. Eğitim çok özel bir konu. Türkiye'de çok büyük bir eksiklik vardı. Ümit ediyorum Bahçeşehir Tıp Fakültesi olarak biz de bu konuda ülke tıbbına ve dünya tıbbına elimizden geldiği kadar katkıda bulunmaya çalışacağız. Ben teşekkür ederim. Peki hocam, tekrar ayağınıza sağlık. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bir sağlık kulübünün daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.